Selam arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Ben Volkan Güneş. Bugün gene Monster Notebook'lar hakkında bir video çekeceğiz arkadaşlar. Kişisel laptopum olan Monster Tool Partey 7 V20.3 laptopla Monster Tool Partey 7 V22.2.1 model laptopun şarj batarya testini yapacağız. İkisini yan yana koyacağım. Gene bir tane film açacağım, kronometremizi açacağım. Aynı zamanda şarj yüzdelerini açacağım. Bakalım hangisi daha çabuk bitecek ve ikisi de kaç saat kaç dakikada şarjı bitecek, bunları öğreneceğiz arkadaşlar. Laptoplardan genel olarak bahsetmem gerekirse ikisini de ofis moduna aldım ve ikisinin de parlaklığını %100'e çektim arkadaşlar. Fakat tek farkı, birisi yaklaşık 1 yıl kadar kullanıldı. Her gün sürekli olarak ben 7-8 saat boyunca kendi kişisel laptopumu kullandım. Diğer laptopu ise sadece size çektiğim videolar haricinde hep kutusunda durdu. Yaklaşık bir aydır bende. Toplasanız ben 3-4 saat kullandım laptopu ya da kullanmadım diyebilirim. Bakalım şarj bataryası cidden hani bir yılda ne kadar fark ediyor ya da ne gibi şeyler görmüş, hep beraber bunları öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere benim laptopum 1 saat 1 dakika tarzı bir şeyde kaldı. Diğeri ise 1 saat 7 dakikada kaldı. Açıkçası 1 yıl kullanımdan sonra 5-6 dakikalık bir pil ömrü aşırı derecede diyemem. Bence gayet güzel şekilde pilimiz dayanmış. Hatta zaten son zamanlara kadar hep %2 %3 fark olarak gitti. Sonunda ise sadece birazcık daha hızlı şekilde bitti %20'den sonra. Ondan dolayı birazcık arada 5-6 dakikalık fark çıktı. Ama bence fiyat performans olarak hala çok başarılı laptoplar. İkisi de kendi klasmanında diyebilirim. Ben çok memnun kaldım kendi laptopumdan. Arkadaşlar, aynı zamanda şöyle bir şey var. 1 saat yeterli mi derseniz, tabii ki de hani normal kullanım için ofis bilgisayarı olmadı. Tabii şöyle bir şey var arkadaşlar. 1 saat yeterli mi derseniz, tabii ki yani wow diye denilecek bir süre değil. Fakat bu laptoplar oyuncu laptopu. Yani oyun için üretilen bir laptop. Ve hani bunu da gidip zaten şarjda kullanmamız çok mümkün değil diyebilirim yani size. Çok verimli bir şey alamazsınız. Zaten oyunlarda en fazla alabileceğiniz FPS 30-40 FPS olacak. Ki eğer cidden güzel bir oyun oynamak istiyorsanız, ki onu da zaten berbat bir hale getirir 30-40 FPS. Ondan dolayı ben her zaman için prize takılı şekilde oyunu oynamanızı öneririm. Bu sadece işte elektrikler gitti, bir şey oldu. Normal şekilde kullanımlarınız için bu pilini kullanın. Yoksa onun haricinde oyun için bu pil şekilde oynamayın. Pilde şekilde oynamayın. Ha tabii şöyle bir şey var arkadaşlar bir yandan da. 1 saat kullanım tabii ki de wow bir süre değil yani. 1 saat hani artık kısa diyebiliriz bu süreyi. Fakat şöyle bir şey ki, bu laptoplar diğer videomda da bahsettiğim gibi oyuncu laptopu. Amacına yönelik yapılıyor bu laptoplar. Gidip ofis laptopu istiyorsanız ona göre modeller bakmanız lazım. Hatta Monster'ın da o tarz laptopları var. Daha uzun süre gideceğine emin olduğum laptopları var. Fakat bu laptopları zaten ben sürekli olarak söylüyorum. Prizde kullanın. Çünkü normal şarjda kendi pilini kullanırken de 30-40 FPS almanızı sağlayacak. Daha yükseğe çıkamaz. Çünkü ekran kartımız, işlemcimiz çok fazla elektrik tüketiyor. Ondan dolayı mümkün olduğu sürece siz prizde oynayın. Gerektiği zaman, hani oyun için demiyorum, oyun oynamayın. Zaten 30-40 FPS zevkli bir oyun süremezsiniz. Sadece bir işiniz çıktı, bir şey oldu, o zaman kullanın siz şarjlı laptopunuzu. Onun haricinde her zaman için prizde oynamanızı tavsiye ederim. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Monster Notebook hakkında küçük bir konuşma yapıp sonrasında videoyu kapatacağım. Oyun bilgisayarı dendiğinde ilk akla gelen marka tabii ki Monster Notebook. Bugün size Monster Notebook hakkında bilmediklerinizi anlatacağım. Monster Notebook sadece oyun bilgisayarı mı üretir? İster rekabetten keyif alan bir oyuncu, ister mimar, mühendis ya da yazılımcı olun. Ya da bambaşka bir profesyonellikle uğraşın. Monster Notebook'ta size göre bir notebook ve aksesuar var. Monster Notebook'ta ömür boyu ücretsiz bakım garantisi olduğunu biliyor muydunuz? Monster Notebook satın alımdan sonra da desteğini hiçbir zaman kesmiyor. Bilgisayarınızın ilk günkü performansını korumak için bakımını ömür boyu ücretsiz bakım servisiyle garanti altına alıyor.
Bu servis kapsamında senede 2 defa bilgisayarınızın bakım yapılması için Monster Notebook yetkili servisine getirebilir ya da ücretsiz bir şekilde kargolayabilirsiniz. Üstelik bakım ve temizleme işlemine de hiçbir ücret ödemezsiniz. Açıklamadaki linkte tıklayarak ömür boyu bakım garantili Monster Notebook'ları inceleyip satın alabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere.